Allah şeytanımıza uzak. Allah şeytanımıza uzak. Amin. Amin. Şeytanla arkadaşlık yapmış bir adam. Şeytan sabah namazı olmuş. Bu arkadaşı sabah namazı kılmış. Belki öğren dolar demiş. Sabahtır. Öğlen olmuş, öğlen namazı kılmış. Belki ikindi kılacaktır bu herif demiş. İkindi olmuş, kılmış. Belki akşama kılar. Diyor. Akşam da kılmamış. Belki yatacak vakitli var demiş. Yatacak vakitleri kılmadan yatıvermiş oraya. Leş gibi. Namazsız insanın vücudu leş suretinde yatır. Secdesiz geçti 10 gün yattığı yerde leş gibi yatır. Bir pis koku da gelir ondan. Melaike rahmet, melaikesi uzak durur. O gün başına gelecek o insanın. Allah'a sığınır. Uyuduğu zamanda ruhu zulmani olan karanlık dünyaya gönderilir, hapsolur. Sabaha kadar değil, orada hapis durur. Kalktığı vakitinde bir araba beybek demiş adamın vücudu gibi kalkar. Kırıp döküp kalkar. Uyuduk sonra vücudu yorgunlaşır, ezilir. Belki şimdi çok işitiyorum. Bu vakit yatır, yarın öğlene kalkar. Gece yarısı yatır, ertesi gece yarısı kalkar. Gece yarısı kalkar, yatır, ertesi gün öğlen kalkar. Böyle, yani haddinden fazla uyku hastalığına tutuluyor. Çok kimseler onun akabinde bir de uykusuzluk hastalığı var. Hani Hüseyin'in iki türlü. Bir kısmı haddinden fazla uyur ki azamisi şimdi genç gençlik çağında sabahat çağında küçük çocuk 24 saat üstüne zararı yok. Leşri namazı vardır. Bu çocukların da yine bali oluncaya kadar ne kadar uyusa zararı yoktur bunlara. Lakin bali olduktan sonra insanın uyku haddi 8 yahut 9 saat. Bu saati aşırdı mı bir defa? Vücudun enerjisini yemeye başlar. Fiziki bünye zayıflamaya fütur derler. Yani himmeti gerilemeye ve enerjisinin tükenmesine başlar. Enerjiyi tüketir. Nasıl uyku enerjiyi yemeye başlar. Vücudun kendine taksis olan bir enerjisi vardır. Uyku saati geçti mi başlayalım onu yemeye. Ayakta duracak hali kalmaz.
Bir kısım bu halindedir. Bir kısım da uykuya hasrettir. İkinci bir sınıfa ceza o da uykuya hasret olur. Uyuyamaz. Uyuyamaz o. İlla ilaç alacak. O aldığı haplar, valyum dedikleri, o sırf zehirdir. O da vücudun enerjisini tüketen bir zehirdir. Tüketir. Ayakta duracak hali kalmaz. Sinir sistemi ayakta tutamıyor bünyeyi. Uyuşu ve zoraki uykuya girer. İkisi de bu iki halde disiplinsiz bir insanlığın hayatına musallat olan büyük bir beladır. Disiplinsiz hayat. İslam'ın dışındaki bütün hayat disiplinsiz hayat. Disiplinsiz yaşayan insanların üzerine dünyada ne gibi bela varsa, ne gibi azap varsa, çünkü disiplinsiz huzurundan girdiği bir kimse lanet sahasına girer. Rahmet sahasından kaçan lanet sahasına girer. Lanet sahasına girdiği anında o insanın işi bitmiştir. Onun hayatı cenderededir. Geyim uşağına bakma. Efendim, servetine, parasına, altınına, rütbesine bakma. Onların hayatı cendere içerisinde sıkıştırılmış bir kimsenin hayatına benzer. Ruhları öyle cenderenin içerisinde çekilir. Onun için her kim disiplinli hayatın dışına çıktıysa azap sahasına düşmüş, lanet sahasına düşmüş, kaybı bitmiş. Disiplin yalnız İslam'dadır. İslam'ın dışında hiçbir sistemde, hiçbir dinde, hiçbir akidede disiplin diye bir şey yok. Disiplin nefse karşı olan nizamdır. Ötekilerin hepsi zahide bir disiplin gösterip, lakin aslında nefsin disiplinsizliği diyorlar. Nefis, işte ben de kendime göre disiplin uydurdum der. Uydurma, insanlığı yıkan beladır. Herdi yıkan beladır. Cemiyeti yıkan beladır. Milleti ve insanlığı yıkan bela disiplinsizliktir. Bütün dünyanın içine düştüğü bela disiplinsiz hayatın belasıdır. Ta ki disipline gelince uydurmadır. Disiplinin dışında nefs kendisi uydurmak ister. Allah'ın nizamını kaldırıyor yukarıya. Cenab-ı Hak çekti yukarıya. Bunlar nimetini bilmeyince aldı. Şimdi insanlar kendilerine göre, yani kendi havalarına uygun bir uydurup kanunlar getiriyorlar. Kanunlar bunları cenderede böyle çekip duruyor.
öğütüyor. Belki Murat konusu davul var şimdi. Hepsi insanı daha ziyade mahkum etmek için, daha ziyade ezmek içindir. Uydurukçadır çünkü uydurulmuş bir şey. Denizin içine giren insan, denizin altına dalsa, daldık sonra su üzerindedir. Efendim? Ezilir. Üzerimizde bu kadar efendim, tondan bu bulutlar su geziyor bizi, bize zarar yok, bize tarafın. Bir fırtına olmuş New York'ta geçen birkaç sene önce New York şehrinde 40 milyon ton kar yağmış. 40 milyon ton kar düşmüş. 40 milyon ton nasıl çekiyor bu karısı? Neyle çekiyor yukarıya? 40 milyon nasıl dolaşıyor? Hepsi laf bana düşmüyor milletin üstüne. Düşse milletin üzerinde öyle laf bana dümdüz edecek. Hiç ayakta duracak zaman 40 milyon ton deniyor bana. 3 gün fırtın olmuş şeyde. New York'ta 40 milyon ton. Bunların üzerinde kaç yüz bin ton su gezer şimdi bu bulutların üzerinde. İlahi lütufla böyle damla damla. Su üzerimizdedir ama bizi ezmiyor. Denize girersek denizin altına gittiğinde su üzerindedir seni ezmiyor. Uydurma işten vazgeç dedikten sonra bu insanlar insan olmaz, adam olmaz, kurtulmaz. Disiplinden kaçıyor. Özgürlük de, hürriyet. Liberty. Amerikan canına okudu Liberty. Liberty ne demek? Hürriyet. He? Hürriyet. Hürriyet. Özgürlük. İnsana her istediğini ver. Allah buyur Esra'yı. Emri insani ma temenna. Yani insana her istediği, temenni ettiği her şey verilir mi zannediyorsunuz? Kimdir o insan ki çıkıp söylesin, ben bu hayatta her istediğime eriştim. Her temenni ettiğime yetiştim desin. Disiplinli hayata dair olan insan söylemiyor ben. Disiplinsiz hayatta yaşayan insanlar ki hayvan sınıfındadır. Disiplinsiz insan hayvan sınıfına taliptir. Oradadır, kaydı oraya gönderilmiş, nakledilmiştir. İnsan kaydından ismi kaldırılıp hayvan aleminin içerisinde ismi yazılmış. Disiplinsiz hayat dağda, ormanda, sahrada. Bunu isteyenlerin hemen isimleri İnsan aleminden çıkarılır, hayvan aleminden naklenir. İnsan alemini bırakıp, hani disiplinli hayatı bırakıp da disiplinsiz hayata
geçen insanların içerisinde hiçbir kimse çıkıp diyemez ki ben istediğimi elde ettim, istediğim gibi yaşayan yalandır. En azından diyecek ki ezacı başı beni geçti, ben canına yandıramadım. Hoş diyecek ki bu sapancı da ama değeriktir ha. İkide bir çıkıp bir şeyler söyleyip duruyor. Efendim kendisini bu memleketin Mosul zannediyor. Ben burada ayıkan. Lakin ne yapalım, nereden çıktı? Daha da yaşardı. Dönse kurtulsaydı, biz kalırdı. Yani bu haset ve çekememezlik, kıskanma belası onların hayatını zehir eder zaten. Kadınları, hanımları daha beter birbirlerine kıskandıran bir meclise girseler. Yani öyle kendisine has rahat bir dünya bu disiplinsiz hayatın dışında disiplinli hayatın dışında yaşayan disiplinsiz insanlara verilmemiştir. Katiyen devenin sevmediği ot burnunda biter derler. Burnunda biter dediği gibi İlla bu disiplinsiz insanların önünde bir şey gelir ki onun dahriyle dahrı. Ya dünyayı özünde zehir etti bu herif. Her de musallat oldu bize. Bir şey geldi. Bu noktaya dikkat alın. Disiplinsiz hayata onun için emrin insani vatanın. İnsana her temenni ettiği verilecek mi? Var mıdır böyle bir şey? Bir kimse iddia edebilir mi? Ebu Cehil küfür temsil eden adamdır. Değil mi? Ve onunla beraber Kureyş'in ileri gelenleri hepsi. O zamana göre her imkan ellerinde ve gurur ve kibir içerisinde kendilerini küçük davranıp biz yarattık diyerekten büyük gören kimseler bir tanesi temenni ettiği hayatı yaşadı mı? Temenni ettiği, istediği, özlediği bir sona ulaştı mı? Parça parça parçalandı. Ne buldular disiplinsiz hayatta onlar temenni ettiklerini buldular mı? Rezil, zelil olup zillet ve meskenet ve rezilliğin içerisinde gittiler. 70 tane yoldan 70'i Bedir kuyusunun içerisine atıldı. Birbiri üzerlerine, üzerlerine taş atıldı. Nerede uyurda olduğunu belki Erlullah bilir de başkalarından pek az kimse bilir. Onların haline bak. Bir de disiplinsiz ha, disiplinsizlerin hali bu, disiplin üzerinde olan kimselerin git halini gör. Hepsine sultan derler. Binlerce senedir insanlar böyle önlerine gidip el pençe divan durur. Akıl sultanlarıdır onlar. Kuşuyla durur. Heybet var makamlarında. Onlar peygamber hitap etti.
o 70 kimse, o huyuya atılır. Parça parça öldürülüp atıldığı vakitte üzerine taş, toprak attılar. Seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini bulduk. Siz buldunuz mu? Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz mu? Sordu Peygamber Aleyhisselam. Ashab efendilerimiz dediler ki ya Resulallah bunlar işitir mi? Çok güzel işitir dedi. Vuhabiler ve mezarı kabristana gitmeye bırakmıyor. Ne gideceksin ne konuşurlar da bir işitenler hesabı var onların. Peygamber bizzat söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu kimseler işitir mi dediği vakitinde Efendimiz'e sahabe-i kiramlar siz beni nasıl işitiyorsan öyle işitiyor onlar. Cevaba kadir değiller. Lakin Allah'ın kendilerine hazırladığı akıbeti buldular. Yani temenni ettiklerine ulaşamadılar bunlar. Lakin iman disiplinli hayatı kabul edenler umduklarının çok nihayetsiz derecede fazlasını buldular. Hepsi sultan diye anılır. Eyüp sultan. Hala sultanlar bunda. Bulunlar bile geri de böyle durdu. Korkarlar. Onlar katelim katelim derler onlar. Ayosları sayarlar onlar. Allah. Azizlerinden sayarlar. Çünkü epey zaman Hacı Efendi şey kaldı, o mehcur kaldı. Adamın üzerinde İslam hakimiyeti epey ara verip durdu. Onun kabrine geldiği vakitinde sürüleri o zamanki insanların sürüler böyle gidermiş. Üstünden geçmeyin. O taş da böyle üzerinde duruyor. Onun için onlar kendilerince orayı sen Katerina diyerekten kendi azizlerine atfederler ve hürmet ettiler. Ta efendim Osmanlı, Şanlı Osmanlı gelinceye kadar. Şanlı Osmanlı orduları gelip bu adayı açıncaya kadar, fethedinceye kadar hafaza altında, hürmet altında bulundu. İngiliz zamanında da işgal etti burayı İngiliz bir müddet ve ta son zamanlarına gelinceye kadar o meydan geçen askeri beylik derdik biz. Şeylere, zırhlılara, harp gemisine beylikler derdi eskiden, bizim tabirimizde. Beylikler top ataraktan selam durup da geçerdi oradan, Allah Sultan önünden. Zırhlı, harp gemileri top atıp selamlayıp geçerdi, Allah Sultan önünden. Sahil gemiler, ticaret gemisi, Rum olsun, İslam olsun, hangi gemi geçerse onlar da boyun çalaraktan selam verip geçerdi. O kimse böyle mi emretti onlara? Manevi sultan, ahiret sultan işte bu. Onlar Peygamberimiz İslam buyurduğu gibi biz Allah'ın bize vaat ettiği ki bizim temennimizin çok üstünde. Biz bulduk. Siz bulduğunuz şey olan o azabı düşürür mü içerisine? Siz de bulduk. İnsan bize Allah'ın vaat ettiğini bulduk diye. Bu dünyanın çektiği bela, bu insanların
disiplinsiz hayatın belasıdır. Gazabıdır, lanetidir. Lanetlenmiş bir dünyanın üzerinde yaşayın Allah aşkına. Ya Rabbi, ya Muhammed, 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 ya Rabbi. Sen değiştir ya Rabbi, sen değiştir. Değiştiremeye kadir muktedirsin. Bir bunu emretse anında değiştirme iktidarı var. En zayıf bu ya Rabbi. Değiştir ya Rabbi, değiştir. Gök kapına açıl, rahmeti endin. Kadere de ensin, bu lanet üzerinden geçsin bu insanların ve disiplinle hayata dönsün. Senin emriği baş üstüne dursunlar. Durmadıkça bunlar hayır edemez. İşte bu. Bu meseleye şimdi avucudan besmeleye geçemedik gene. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimize giydirsin besmeleyi şerifin bereketini. Besmeleyi şerifeyi taşıdığı için hüt kuşunun başına taş giydirdi Cenab-ı Allah. Kuşların içerisinde taşlı olan kuş hüt kuşunu besmeleyi şerifeyi taşıdığı için. Taşı besmeleye indirdiler, hayretmediler. Resim vurdular besmele. Ve besmele de Allah'ın ismi. Ne kadar düşüncesi şimdi şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Dev deryanın üstünde yürü. Peki sıfırlanan bir insan. Disiplinsiz ıskarta çöpe atılacak, zibile atılacak, o fabrika atıklarından beter zehirli artık oldur. Bu dünyanın üstünde yaşayanlar. Cenab-ı Hak bu rahmetlerinden bir seni geçir. Amin. Ya sahibi gönder ya Rabbi. Amin. İnşallah. İslam'ın sahibi, İslam'ın sahibi. Amin. Gönder İslam'ın padişahını, şeriatın sultanını. Gönder ya Rabbi. Sen gönderdiğin o karşında duracak bu vaci. Biz getiremeyiz. Sen göndereceksin. Hürmet-i Habib, Ziyad Efendi şerefimiz. Sıddıkın ve Fatiha. Hiç. Hiç efendim, hiç. Hadi bakalım.